Şimdi Kulüpler Birliği'nin açıklamasıyla ilgili bir prenses, bir kralla evet. birlikte Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden bir tanesi Bilal Kısa bizlerle birlikte. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel gözüküyorsunuz. Allah bağışlasın. Merhabalar Bilal'cim. Teşekkür ederiz. Merhabalar, iyi yayınlar. Nasıl geçiyor karantina günleri? Vallahi evde bildiğiniz gibi evde ben dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Genellikle işte uzun zamandır zaten çocuklardan da ayrı olduğumuz için bu sene evet. Çocuklarla hasret gideriyoruz. Çocuklarla oynamaya çalışıyoruz evin içinde. İnşallah en kısa zamanda bu süreç atlatırız. Yine her zaman olduğu gibi iş yerimize döneriz. İnşallah. Peki nasıl görüyorsun Bilal? Kulüpler Birliği bir açıklama yaptı. Biraz önce ekranlara getirdik. Açıklamaları var. Kulüplerin zarara uğradığı, kulüplerin durumlarının iyiye gitmediği belirtiliyor. Sen nasıl görüyorsun Türk futbolunun geleceğini? Zaten daha önceden kulüpler sıkıntılar yaşıyordu. Bunu biliyorduk. Üstüne de tabii ki bu sürecin yaşanması daha fazla sıkıntıya girecek gibi görüyorum. Ama en kısa zamanda tabii bu süreci atlatırsa herkes bu işten en az zararlı çıkar diye düşünüyorum. Tabii ki bu süreçte kulüplerimiz zarar görecek. Şüphesiz ki aslına baktığımız zaman herkesin çok ciddi ekonomik kayıplarının olduğu aşikar. Peki futbolcular olarak yani takım arkadaşlarına konuştuğunda biliyorsun dünyadaki birçok kulüp futbolculardan aldığı maaş konusunda indirim istiyor. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Tabii ki bu süreçte herkes elinden gelen fedakarlığı yapacaktır. Biz de futbolcular olarak bu süreçte elimizden ne geliyorsa kulüplerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Tabii ki Süper Lig'de PTT 1. Lig'in konumu biraz daha farklı. Evet. Maaş konuları biraz daha farklı. Yabancı oyuncular ve Türk oyuncular biliyorsunuz daha çok yabancı oyuncular garanti maaş aldığı için onların her ay bir ödemeleri var. Ama Türk oyuncuların daha çok maç başı olduğu için tabii bu süreci kulüplerle konuşup her iki tarafta fazla zarar görmeden konuşarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte evet bazı kulüpler yurt dışında da bunu İspanya'da örneklerini görüyoruz, İngiltere'de örneklerini görüyoruz. İndirim gidildiği yönde. Biz de ülkemizde konuşarak hallolacağını tahmin ediyorum. Bilal artık 36 yaşındasın. Çok iyi futbolcusun. Öncelikle bunu söyleyeyim. İzlemek seni çok büyük keyifti. 36 yaşındasın artık futbolun son dönemleri senin de. Bundan sonraki planlama nedir? Tabii oynayabildiğim kadar devam etmek. Futbolun içinde kalmak. Bu sene belki Bolu Spor'da sezona iyi başlamadık kulüp olarak, takım evet. olarak. Sezonu artık en iyi şekilde bitirip tabii ki bir sene daha oynamak istiyorum açıkçası. Ondan sonraki dönemlerdeki hedeflerimde hocalık var tabii ki. Çok değerli hocalarla çalıştım. Onlardan öğrendiğim tecrübeleri birleştirerek inşallah futboldan sonraki yaşantımda futbolun içinde kalarak hocalık hedeflerim var açıkçası. Bilal, kadife ayaklı futbolculardan bir tanesiydin. Taraftarlar sana Birlo diyordu. Sen de biliyorsun. Ama mesela kendine kızıyor musun? 30 yaşından sonra ben Türk milli takım formasını giydim. Daha erken giyebilirdim diyor musun hiç? Ya açıkçası söylüyorum. Çünkü Malatya Spor'dayken ilk amir takımı gitmiştim. O zaman da Fatih Terim hocamız çağırmıştı. 22 yaşındaydım o dönemde. Ama hep inişli çıkışlı dönemleri yaşadığım için açıkçası o istikrarı bir türlü yakalayamadım. Dediğiniz gibi 30 yaşında bunu Akhisar Spor'da çok iyi bir çıkış yaparak yakaladım. Evet geç kaldım. Bunda kendi hatalarım var. Eşimle de konuşurken bunu söylüyorum. Arkadaşlarla da konuşurken dile getiriyorum. Daha erken olsaydı çok farklı yerlerde olabilirdik. Ama yine çok şükür bu günlerimize. Geç de olsa Galatasaray gibi büyük bir camiayı da oynamayı Allah nasip etti. Amili takımda tekrar forma giymeyi nasip etti. Evet, daha erken olabilirdi dediğiniz gibi. Bilal'in altyapısı neresi biliyorsun? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Tabii Fenerbahçe altyapısı. Bilal, peki şimdi diyorsun ki ben zamanında hatalar yaptım. Genç futbolculara ne söyleyeceksin bu hataları yapmaması için? Çünkü seni çok böyle kısıtlı izlemek, hani o top performansını kısıtlı izlemek futbol severlerin hepsini üzmüştür.
Evet. Ya tabii disiplinli bir şekilde çalışmaktan geçiyor bu süreç. Çok uzun bir süreç. Yani her zaman iyi olmak zorundasın futbolda. Kendini geliştirmek zorundasın. Ben belki mevki olarak da Hamza Hoca'nın beni orta sahaya çekerek asıl mevkimi bulduğumu söyleyebilirim. Daha önceleri sol açıkta oynuyordum. Kendimi açıkçası çok fazla gösterememiştim. Ama genç oyuncuların tabii ki yılmadan çok çalışıp dediğim gibi uzun bir süreç olduğu için üstüne koyarak devam etmekleri zorundalar. Ondan sonra zaten başarı geliyor. Yani ben geç yakaladım dediğimiz gibi bu süreci. İnşallah genç arkadaşlarımız beni bir örnek olarak görebilirler bu konuda. Zorlu bir süreç, sabır isteyen bir süreç ama çalışarak üstesinden geleceklerini düşünüyorum. Bilal, sen Fenerbahçe'yken kimdi Fenerbahçe'nin A takım hocası? İlk çıktığımda Mustafa Denizli vardı. Mustafa Hocam. Mustafa hocamız vardı. O beni ilk A takıma almıştı. A takıma değil mi? Galatasaray'da da hocamıza çalışmayı tekrar nasip olmuştu. Bir Fenerbahçe ile A takım maçından sonra almıştı. Bir çift kale maçımız vardı. Bu milli takım aralarında genelde altyapı ile A takımlar arasında maçlar olur. O dönemde Mustafa Denizli hocamız almıştı. O Stetin Hoca ile çalışmıştım. Laurent vardı. 3 sene o dönemde Fenerbahçe'de forma giymiştim. Ya hep böyle şeydi, altyapıda bir çocuk var Bilal, altyapıda bir çocuk var Hep öyle. Bilal. Hep Tabii. iyi adam, iyi adam, iyi adam filan. Sonra Bilal gitti abi, nasıl Tabii. olduysa gitti yani Sonra adam yani. Galatasaray'da gördüm. Evet, Sonra en son kare Bilal Galatasaray'dı abi. Bilal, çok teşekkür ediyoruz ama senden bir isteğim var. Rahat durmayan bir arkadaş var orada, 3 numara. Onu bir alabiliriz, o bir gözüksün. O durmadı çünkü. O durmadı, onu bir al Bilal. Onu bir al, evet Bilal. Bak, Ha, ha oldu mu? çocuklar da normalde yatıyorlar bir saatte. Sizi beklediler. Sizi Ha. takip ediyorlar. Sağ olsun. Üçünü de çok öpüyoruz. Ey yavrular, maşallah hepinize. Onlar duyamıyor. Ama sizi takip ediyorlar. Ben teşekkür ederim böyle bir güzel bir yayına bağladığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Ailenle evde kalmaya devam ediyorsun. Sizleri seviyoruz. Başarılar sevgili Bilal. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İnşallah. Çok tatlılar, Allah Yo, bağışlasın. O durmadı, 3 numara durmadı. tabii. Arkadan kafayı çıkartıyor, En gördün mü? Buraya geliyor. küçükler öyle olur abi her zaman. Tabii. Küçük Mustafa Hoca'da da yalnız nasıl göz var, değil mi? Bilal'i nasıl buluyor? Fakat işte bak, Fenerbahçe'den hep şey diyoruz. Fenerbahçe altyapısına oyuncu çıkmıyor. Fenerbahçe altyapısına oyuncu çıkmıyor. Yıllardır bu söylenir durur, değil mi? Çok eskiden bir Aygün vardı, hatırlar mısın? Tabii ki. Ha. Sana müthiş bir sürpriz hazırlıyorum. Sen konuş. Sana müthiş bir sürpriz Allah hazırlıyorum. Allah. Senin haberin yok. Allah Allah. Saat 11.30'da sana inanılmaz bir sürpriz Vay hazırlıyorum. anasını, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Şey, hep böyle hani Fenerbahçe'nin altyapısından adam oyuncu çıkmaz filan diye hep böyle bir konuşulur ya. Yalan abi, çıkmış işte yani. Çıkmış yani. Değil mi? Fenerbahçe altyapısından çıkan oyunculara gerekli değeri vermeyen bir camia. Ne yazık ki hep hazır futbolcu isteyen camia. Hemen gelsin. İlk 11'de oynasın isteyen bir camia. Beklemeyi sevmeyen bir camia. O yüzden böyle birçok genç oyuncu Fenerbahçe'de kayboldu, gitti. Adam 30 yaşından sonra futbolcu oldu Bilal ya. Evet. Nasıl bir yetenek ama. 30 yaşından Şimdi sonra. Bilal'den daha yetenekli birisi bağlanacak Bak birazdan. bende de O diyor. sürpriz değil, biliyorsun, Yusuf Şimşek. Bak bende de mesela diyor, hatalar var diyor. Tabii. Ne güzel bir şey değil mi? Yoksa bazı futbolcu şöyle diyebilir mesela. Ya işte torpil vardı, beni istemedi. Hoca bana taktı. Bizim biliyorsun teyze topçuların hepsini çoğu öyle söyler Şimdi yani. yetenek böyle bir şey mesela. 30 yaşından sonra yeteneğin varsa, çalışırsan da milli takıma gidiyorsun. Bilal aslında çok güzel bir örnek. Diyor ki ben geçmişte hata yaptım. Evet, o çok güzel bir şeyler söyledi. Onu Çok tebrik güzeldi ediyorum. Yani, hakikaten. Bir. Ama bir şey söyleyeceğim. İnşallah mesela ben Bilal'in iyi hoca olacağını düşünüyorum. Ben de çok iyi hoca olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Ya bir defa o Bilal'in mesela adını böyle saha içinde bir kavgayla duyamazsın. Duyamazsın. Muhteşem bir Efendi bir ailesi çocuk, var. evet. Yani çok efendi bir insan. Görüyorsun ne kadar güzel. 3 tane evladı var. Maşallah. Allah bağışlasın. İnşallah Bilal futbolu bıraktıktan sonra da çok iyi bir hoca olacak. İnşallah. Şimdi birazdan iyi bir hoca bağlanacak. Telefon kulübelerinin Hakikaten. Unutulmaz futbolcusu. Şimdi ona bir soru soracağım. Hadi bakayım. Ya Yusuf Hoca, ya olağanüstü bir yetenek. Çok. Ya onu da bak şimdi abi, çok böyle yıldız, önemli, iyi, star oyuncuların hep böyle özel hayatlardaki dalgalanmalar onları devamlı performans düşüklüğüne neden oluyor. Onların esasında gelmek istedikleri, gelmesi beklenen yerlere gelemediklerini görüyoruz.